Merhaba arkadaşlar, bu haftaki videomuzda Otonix'in Psan serisi basın sensörleri hakkında konuşacağız. Bu haftaki videomuzda Psan serisi basın sensörünü hangisini seçmemiz gerektiğini, müşterimizden çünkü sürekli telefon geliyor, bu basın serisinin seri kodlamasının hangisini almam gerektiğini diye. O yüzden size hangi basın sensörünü hangi kodlamayla seçeceğimizi anlatacağım. Gördüğünüz gibi cihazın üst tarafında Psan V0CPV diye bir kodlama vardır. Bu kodlamayı anlatacağım ben şimdi size. Bildiğiniz gibi bu Psan basın sensörüyle sıvı basıncı ve gazların akışkanların basınçlarını ölçebiliyoruz. Şimdi bu kodlamayı anlatmak gerekirse, Psan zaten basın sensörümüzün bilindik kodu. Ondan sonra eğer sıvı basıncı ölçmek istiyorsak PSA-netreden sonra L harfi olan kodla başlamamız gerekiyor. L harfi olan sıvı ve gazların tümünü içeren basın sensörü olduğu için o kodlu basın sensörünü almamız gerekiyor. Ama bunda L harfi yok. O yüzden bu sadece gazların basıncını ölçüyor. Ondan sonraki harfimiz V harfi. Bildiğiniz gibi vakum basıncını da ölçebiliyoruz ve normal basıncı ölçebiliyoruz veya compound basınç, bileşik basınç, her ikisini de ölçebiliyoruz. V olunca vakum basıncı ölçümü, vakum ölçümü yapmış oluyoruz. Ondan sonraki kodumuz 01 olarak gözükmektedir. Biz bu basın sensörüyle ya 1 bar 100 kilopascal ya da 10 bar 1 megapascal olarak elimizde mevcuttur. Ya 0-1 kodlu olacak ya da 1 kodlu. Göreceğiniz gibi bu 101 kilopascal, yani eksi 101.3 kilopascal diyor. Yani vakum olduğu için eksi olmuş oluyor. O yüzden 0-1 kodum benim 1 bar, yani 100 kilopascal olarak gözükmekte. Eğer bu 1 olsaydı 10 bar 1 megapascal'a kadar vakumu ölçmüş olabilirdik. Ondan sonraki kodum C ifadesi bunun konnektörlü olduğunu ifade ediyor. Ondan sonraki kodum P. Bu ya P oluyor ya da hiç olmuyor. Eğer NPN ise burada P harfi olmuyor. PNP olduğu için basın sensörüm PNP olduğunu, basın sensörüm PNP olduğunu ifade ediyor. Ondan sonraki harf de V olarak gözükmüş. Bu basın sensörümün yardımcı çıkışıdır. Yardımcı çıkışı V demek, yardımcı voltaj çıkışın 1.5 volt voltaj çıkışın mevcuttur. Aynı zamanda 1.5 voltun dışında 420 mA'm de mevcuttur. Bir de tutma input'un mevcuttur. Ama bu üründe V harfi gözüktüğü için 1.5 volt yardımcı çıkışında mevcuttur. Kısa olarak cihazın geneline baktık ve hangi basın sensörünü nasıl seçeceğimizi kodundan bu şekilde öğrenmiş olduk. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.